Abi, aç mısın? Suzi abine sor, bir yemek hazırlayayım ona. Ya yok yok, gerek yok ya. Heyecandan iştahım gitti galiba. Gülizar, iki dakika otursana yanıma. Oturayım. Nereden başlasam bilmiyorum. Yani genelde böyle konuşmalar yapmayı da pek beceremem ben ama saçmalarsam idare et. Keşke babam yapabilseydi bu konuşmayı seninle. Yani şu anda söyleyeceklerim keşke o söyleyebilseydi sana. Ne bileyim, anla işte. Biz hep birlikte keşke daha uzun vakit geçirebilseydik. Babam çok geç bir aile verdi sana. Biz de onun vasiyetini yerine getiremedik. Çok hata ettik sana. İyi bir aile olamadık. Sen şimdi kendi aileni kuracaksın Gülizar. Ve çok da mutlu olacaksın. Ve sen o mutluluğu yaşarken de ben hep senin yanında olacağım. Arkanda olacağım. Bundan sonra da hayatımın sonuna kadar iyi bir abi olacağım sana. Yani çocuklarına da iyi bir dayı olurum diye düşünüyorum. Ama şimdi sen de bana bir söz vereceksin. Çok mutlu olacaksın, tamam mı? Ağlatma beni abim. Ay. Abim de o kadın sabah erkenden çıkmış olabilirler mi Futuş, gördün mü? Kahvaltı hazırlıyordum, yemeden gittiler. Biraz aceleleri var gibiydi. Allah Allah. Bunlar çok iyi anlaşıyorlar ya. Yedikleri içtikleri de ayrı gitmiyor, değil mi? Yani o kadarını tabii bilemem de ben. Fatoş, senin ocakta yemeğin yok muydu? Bir bak bakalım, dibi yanmasın. Nereye gitti ki bunlar? Yani dünden beri fısır fısır. Bir haller, bir gizemler. Hayriye Hanım, Tuğrul size nereye gittiğini söyledi mi? Beni sayan mı var? Demedi bir şey. Vallahi aklıma hiç o şeyler gelmiyor anne, söyleyeyim. Yani Fatoş'ta duydun. Ay ne bileyim. Yani abim bu pavyon gülüne gönlünü kaptırmış falan olmasın? Ay Allah yazdıysa boşsun ya, sus. Vallahi keserim kendimi. Ne münasebet. Zinhar böyle bir şeye izin vermem. Hem benim Tuğrul'um bakmaz zaten o kadına. Vallahi o kadar emin olma derim. Bir bakmışsın takmış Suzan'ı koluna getirmiş. Öp bakayım annenin elini diyor filan. Ne annesi be? O kadın benden büyük bir kere. Ama yeter. Anca boş laf. Az susun. Gıybetin kime ne faydası olmuş ki size olsun? Mine. Hı? Ah Mine. Ah. Abin galiba tutuldu o kadına. Ha? Ay. Ya büyük skandal Mine. Of. Çok komik ya. Avukatlarım haber vermişler herhalde. Sözleşmeyi feshettim. Kartal Bey, bu ne acele? Hemen celallendiniz ya. Bakın Gülizar bir seçim yaptı ama ben yapmadım. Yani müzik benim hayatımın en önemli şeyi yani. Bakın bu konuda çok netim. Yalanım varsa ölümü öpün ya. İyi. Yolun açık olsun o zaman. Yani... Birçok şarkının aranjesi bana ait, birkaç beste benim bestem. Yani sizin karşınızda bir cevher duruyor Kartal Bey. Ben sana anlatamadım galiba Fettah. İstersen tane tane söyleyeyim. Sen bu kapıdan Gülizar sayesinde girdin. Yani şimdi kapının önüne mi koyuyorsunuz? Bu arada şarkıların bütün hakkı bende. Yani alacak verecek yok. Sağda solda çırpınma. Tazminatını misliyle ödetirim. O gün öyle demiyordun ama. Ha, sizin dayalığınız köprüyü geçene kadar mı ya? Hayat. Onu bu sözleşmeyi imzalamadan önce düşünecektiniz. Artık o şarkıları ne sen ne de Gülizar çalabilir. Vallahi al başımızın gözümüzün sadakası olsun sana ya. Tamam mı? Ama bizim bak yüreğimiz var Kartal Söz. Biz istersek daha ilerini yaparız, tamam mı? Hadi sana eyvallah. Da hala biz diyorsun ya. Görmüyor musun? Asıl kazığın büyüğünü sana Gülizar attı.
aşkıyla kaçıp seni yarı yolda bıraktı. Daha bu hayattan öğreneceğin çok şey var Fettah. Vallahi bana bak Kartal söz. Sen bizi boş ver, bize bir şey olmaz da... ah sen burada kibirinle boğulursun ha. Hadi kolay gelsin. Bye.